Salam, axşamınız xeyir, əziz azərbaycanlılar, hörmətli Azərsöz izləyiciləri, hamınızı xoş gördük. Doğrudur, Azərbaycanın gündəmini, ictimai-siyasi gündəmini hazırda növbədən kənar Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri tutur. Amma biz Azərsöz olaraq vətəndaşların, insanların problemlərini problemlərini işıqlandırırıq və şikayətləri dinləyirik. Şikayətləri dinləyirik və onların şikayətlərinin səbəblərini canlı efir vasitəsilə Azərbaycan izləyicilərinə çatdırırıq. Bu dəfə şikayət mövzusu şikayəti edən Azərbaycan vətəndaşı deyil, Türkiyə vətəndaşıdır. Onu birazdan onu canlı yayıma bağlayacağıq və canlı yayımda o öz şikayətini bildirəcək. Amma canlı yayımın onun qoşulmasından əvvəl bu barədə biraz özüm məlumat vermək istəyirəm. Nursən Gözəl, o Türkiyə vətəndaşıdır. Onun Azərbaycanda bir tikinti şirkətinin vasitəsilə Azərbaycana işləməyə gəlmişdi və Türkiyə vətəndaşı olan Gözəl Hüseyn tikintidə işləyirdi, amma Azərbaycan rəsmiləri onun tikintidə yıxılaraq öldüyünü bildirmişdi. Amma görsən gözə, onun qızı bu faktla razılaşmır. Düşünür ki, onun atası Azərbaycanda şübhəli və məlumalı şəkildə ölüb və yaxud da öldürülüb. Onun bu məsələ ilə bağlı özünün izahı var. İndi görsən gözə, özü bu barədə ətraflı məlumat verəcək. Gürsən xanım, axşamınız xeyir olsun. İyi axşamlar, Tural bəy. Mən sizin barənizdə və sizin atanızın vəfatı ilə bağlı ilgili Azərsöz izləyicilərinə məlumat verdim. İlk öncə başınız sağ olsun, Allah atınıza rəhmət eləsin. Sizin atanızın vəfatı ilə ilgili şübhələriniz və müəmmalı fikirləriniz var. Mümkünsə, lap əvvəldən başlayaq. Atanız nə zamandan Azərbaycana gəlmişdi, nə işləyirdi orada? Mümkünsə, bundan başlayın, daha sonra onun faciəli ölümü barədə izləyicilərimizə məlumat verərsiniz. İyi axşamlar, Tural bəy. Bütün hər kəsə iyi axşamlar diliyorum. Benim babam bundan 8 yıl öncə Azərbaycanda çalışmaya gitti. 2009 yılından itibarən və 2017 yılına qədər orada çalışıyordu. Bu son 2017 yılının son aylarına doğru, işte Kasım ayı, babam Azerbaycan'ın Zagatala ilçesinde Azer Tikinti ismiyle söylenilen, yani taşeron firma olarak söylenilen bir firma adında taşeron olarak çalışıyordu. Patronu Ali Melem denen kişi babamı iş çıkışını vermiş bundan bir iki ay önce az o. Kasım ayının iki ay öncesinden babamın iş çıkışını verip ondan sonra bir makine kurması gerekmesi gerektiği için Zagatala'ya yollamış. Ve orada makine kurup tekrardan Siyazen denen ilçede kendi kaldığı bölgeye tekrardan devam gitmesini söylemiş kendisi Ali Bey. Ali Bey, bu Azer Tikinti Yol Servis'in rehberiydi. Yoksa taşeron firmasının büyüğüydü. Taşeron firması. Azer Avtoyol normal kendisi kendi ana olan firma. Bu devlet üzeri galiba olan bir firmaymış herhalde. Bu denilen Azer Tikinti şirketin ismi de, bu da taşeron ismi. Babamın çalıştığı firmanın ismi de bu. Bu ad olarak, yani bu firma adına gidip orada makine kurmak için yönlendirmişler. Biz oraya gittik. Babamın kaza geçirdiği yeri gördük. Kaza demesine de biz inanmıyoruz kesinlikle. Babamın başına bir iş geldiğini düşünüyoruz. Kesinlikle bize yalan söylediler. Önce bize başka bir fotoğraf gönderdiler, erkek kardeşime. Sonra biz bunu tekrar Zagatala'ya gittiğimiz zaman
Oradaki formen, operatör olan kişi, ismini tam hatırlamıyorum. O kişi babamın orada düşmediğini söyledi. Babamın 10 metrelik, yaklaşık 10 metrelik bir yerden düştüğünü gösterdi bize. Orada biz gidip gördükten sonra şimdi babamın tek kafa bölgesi şu sağ tarafında bir darbe aldığını söylediler. Şimdi 10 metrelik düşen 10 metreden düşen bir insan nasıl kemiği kırılmaz ben anlamıyorum. Kolu kırılır, bacağı kırılır, beli kırılır. Yani Yani beden nahiyesinde bedeninde bir zede yokuydu. Yalnız başındaydı. aynen öyle. Öyle söylediler bize ve babamın bütün işlerini orada yapmışlar. Otopsi, yıkama işlemleri, cenaze işlemleri, bütün her işlemlerini orada yapıp biz daha hiçbir şey bilmeden, görmeden bize bu şekilde babamı Türkiye'ye yolladılar. Uçağa koyup babamı gönderdiler. Biz kesinlikle bu adamın söylediklerine inanmıyoruz ve biz Sagatalı'ya gittiğimizde orada en az 30-35 tane adam vardı. Bu 35 tane adamın hepsi sustular. Hiçbirisi söylemediler. Demediler biz senin babanı tanımıyorlar babamı. Ondan sonra hiç görmediklerini söylüyorlar. Kazayı nasıl yaptığını söylemiyorlar. Düştüğünü gördüğünü söylemiyorlar. Tek diyorlar biz duyduk Hüseyin Göze düşüp vefat etmiş. Gürsel Hanım, siz otopsi kararını bana gönderdiniz Azerbaycanca. Ben Azerbaycanca mahkeme ekspertize kararını indi izleyiciler için tanış edeceğim, okuyacağım onu. Deməli 30-30 sentyabr ayında 2017-ci il tarixdə səhər saat 9 radələrində Zaqatala rayonu ərazisində olan asfalt beton zavodunun işçisi Türkiyə Respublikasının vətəndaşı 1962-ci il təvəllüdlü Gözək Hüseyn həmin zavodun ərazisində hündürlükdən yıxılaraq vəfat etmişdir. Bu Aynen öyle. otopsi qərarı böyle yazıyor. Evet öyle. Mərhumun meyidinin Zaqatala rayonunda morgun məhkəmə tibbi ekspertizası keçirilmişdir. Onun ölümünün səbəbi qapalı kəllə beyin travması, baş beyin əziyi, baş beyin ödəmə, kəllə əsasının sınığı olmuşdur. Yəni Gözə Hüseyin meyidinin müayinəsində yoluxucu infeksiyon xəstəliklər aşkar edilməmişdir. Burada da göstərilir ki, bütün zədələr başdan almışdır. Siz onun bədənini görmüşsünüz bədənində zədə yox idi mı? Biz babamı görmedik işte. Bizim sorunumuz da bu ya zaten. Biz babamı bize tabutun içine koyup vidalarıyla beraber koyup getirip bize teslim ettiler. Erkek kardeşimden eniştem gidip aldılar İstanbul'dan. Ondan sonra getirip biz memlekete götürdük. Memlekette de kesinlikle biz açamadık, kıyamadık, hiçbir şey yapamadık, şey yapamadık, göremedik yani. Biz babamı açıp yüzünü göremedik bile. Bu bizim canımızı çok kötü yakıyor. Yani ben babamın kanını yerde bırakmayacağım. Bunu Ali Melem de bilsin. Bunu orada ne kadar iş adamı varsa bu çalıştığı adamlar, Maliye Bakanı, ondan sonra bu insanlardan bahsettiler bize orada. Ali Melem de Maliye Bakanı diye bir adam varmış orada. Bilmiyoruz kimdir. Bu adamlar kesinlikle insanların canlarıyla oynuyorlar. Hiç insanın değerin kıymeti. Benim babamın canı bu kadar ucuz değil. Ben babamın kanını yerde bırakmayacağım. Bunu kesinlikle, bunu İlham Aliyev de duysun. Bütün oradaki çalışan bakanlar hepsi duysunlar. Ben babamın kanını yerde bırakmayacağım. Bu herkese, bütün Azerbaycan'daki devlet işlerinde çalışan herkes bunu bilsin, böyle duysun. Ben bunu bu şekilde her tarafa yayacağım. Her yere söyleyeceğim. Kesinlikle ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ve adam bize bu Ali Melem denen prezident mi artık nedir bilmiyorum, başkan bir şey artık adını da bilmiyoruz. Yani adam yani belli parasına güveniyor. İş adamı diye adı çıkmış. Ondan sonra bize çıkartıp para teklif etti. Biz para için gelmedik oraya. Biz babamızın nasıl vefat ettiğini, babamın ne şekil öldüğünü bunu bilmek istiyoruz. Bunu bize anlatmadılar. Herkesi susturmuşlar. Para verip herkesi susturmuş. Savcılık ve polisle konuştunuz mu? Ne söylediler size? Savcılıktan bir şey söylediler mi? Şimdi biz Zagatala'daki savcıyla da görüşmek istedik. Şimdi hatırladım ismini, operatörün. Tahir Bey bizi bu adamla görüştürtmedi. Yani araya sürekli bir şeyler sıkıştırdı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte yalan söylediler. Yani gözünden okunuyordu yani. Biz ya ben babamın ben evladım ya. Ben ilk öz ağrıyım yani. Ben babamı kesinlikle
Babamın orada, yani benim babamın hiçbir şeysi yoktu. Taş gibi bir adamdı, hiçbir şeysi yoktu. Birdenbire böyle düşüp de öleceğine ben inanmıyorum. Benim babamın orada başına bir iş getirdiler ve herkes sustu. Bütün oradaki adamların hepsi susturmuşlar. Artık korkuyorlar, işten çıkartılacaklar diye korktular herhalde. Artık yani herhaldesi değil, bu iş böyledir yani. Kesinlikle bu adamdan korktular ve sustular, hiçbir şey söylemediler. Ben bu dünyanın öbür dünyası da var. Ben bunu bu şekilde söylüyorum. Babamın kanını yerde bırakmayacağım. Tek bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Gülşen Hanım, babanızla siz yani vefatından önce sürekli konuşuyordunuz mu? Onun orada oradaki iş arkadaşlarıyla veya patronlarıyla bir sorunun olup olmadığını söylemişti mi? Yani bir sıkıntısı falan var idi mi? Şimdi onu tam olarak işte bilmiyoruz. Biz babamla konuşuyorduk ama babam bizden yani bu şekil şeyler söylemiyordu. Eğer varsa da üzülmeyelim diye herhalde konuşmuyordu ya da bir şeyler söylemiyordu, bilmiyorum. Ama Tural Bey, ben kesinlikle ve kesinlikle ben hissediyorum. Ben çünkü evladım. Ben çünkü kanındanım, babamın canındanım. Yani ben hissediyorum. Babamın orada başına bir iş getirdiler. Konuşmuyorlar. Ben bunu ortaya çıkartacağım yani. Elinde sonunda ortaya çıkartacağım. Bu para teklif etti bize. 17 bin manat para bizim önümüze koyuyor. Sanki köpeğin önüne para koyarmış gibi. Hem adamları susturmuş, hem de geliyor bizim önümüze para koyuyor. İşte bilmem ne şudur budur. Ya biz para için mi geldik kardeşim? Biz gelip anlatın bize, bir babamın nasıl vefat etti. Yani hiç mi ambulans yoktu orada? İnsan bir ambulans arar. Hemen alır kaldır. Nedir o? Telaşlı bir şekilde hemen o şekil öyle yaralı bir insanı alıp da kucaklayıp da arabaya mı koyulur o insan ya? Ambulans hiç mi yok orada? Nasıl bir ülke? Biz gittik gördük zaten yani. Yer demeye bin şahit lazım. Yer demeye bin şahit lazım yani. Bu insanlar burada nasıl yaşıyorlar? Burada buna insanlar nasıl? Yazık ya. Başka da bir şey demiyorum ya. Gülşen Hanım, ben izleyiciler için bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Gülşen Göze İsviçre'de yaşıyor. Evet. Atası Türkiye'de yaşıyordu. Onun bizimle tanıştığı nece yarandı. İsviçre'de bir Azerbaycanlı dostumuz yaşıyor. Sef etmiyorum, siz onun işlediği bir oteliye gittiniz. Aynen öyle. Türk arkadaşlarınızla danıştığınız, konuştuğunuz zaman o da kulak misafiri olmuş ve Aynen. duymuş. Ve ben siz Azerbaycan'da olan durumu kötü bir analiz etmişsiniz, pis analiz etmişsiniz ki orada böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olur, ele oluyor. Babanızın ölümüyle ilgili ilgili makamlar bir şey söylemediler falan. Kesinlikle. Yani sizin kafanızda Azerbaycan'la ilgili iyi bir şeyler formalaşmadı. Ve bunu bizim arkadaş gördü ve bana öyle söyledi ki yani Azerbaycan'da herkes savcılıkta çalışanlar kimi değil, poliste çalışanlar kimi değil, yani ilgili makamlarda çalışanlar kimi değil. Azerbaycan'da iyi insanlar da var ve size yardımcı olmaya çalışacağız. Yani benimle irtibat yarattınız ve yani o yüzden şimdi konuşuyoruz biz. İzleyiciler için bunu, onlar için ilgili olacak, meraklı olacak diye söyledim ben. Diğer bir savcılıktan ve polisten size kesin bir şey söylemediler. Yani neler olmuş orada onu anlatmadılar size. Yalnız o söylediler ki yere düşmüş ve kafası olmuş. Yani Evet, öyle bir şey. aynen öyle. Yalnız. Yere yığılmış. Biz gittiğimiz adamlar söylediği tek şey, dedikleri, biz çayıra gitmişler. Oradaki çalışan insanlar. Bu olay babamın yani bu olan olay cumartesi günü sabah saat 8:30-9 arası oluyor. Öyle söylüyorlar. Yağmurlu bir günmüş ve o gün iş yokmuş diyorlar. Bu da yalan. İnanmıyorum. Çünkü benim babam oraya iş kurmaya gitti. Siyazen'le Zagatala arası neredeyse 6 saatlik bir yol. Benim babamın orada kendi yerini, yurdunu bırakmış. Orada kendi şeysini, her şeysini orada Siyazen'de kurmuş. Ve benim babamın tek istediği şey de 2017 yılının yılbaşında, bu geçtiğimiz yılın yılbaşında evine gelecekti. Bu makineyi kuracaktı orada, asfalt makinesini, evine gelecekti. Benim anlamadığım, benim şu kafamın almadığı tek şey nedir biliyor musunuz Tural Bey? Bu Ali denen adam, şimdi kötü konuşmak istemiyorum. Yani ağzımı da bozmak istemiyorum açıkçası. Bu adam benim babamın işinin çıkışını Yani verdiği işinin halde. çıkışını verip derken işten azat edip onu. Yani Evet. babanız işlemiyordu o zaman. Hayır, babamın iş Ama çıkışını iş yerinde vefat etmiş. aynen öyle. Ya burada düşünsene kardeşim, yani bu
Başka ülkelerde olsa böyle bir şey, sen bir adamın iş çıkışını ver, ondan sonra tekrardan işlemeye devam ettir. Yani bu böyle bir şey kabul edilemez. Hani benim babamın sigortası nerede? Hani benim babamın ödenen kaza şeyleri, ne bileyim yani, sigortası muhakkak olacak. Bu adam harici vatandaş değil mi orada kardeşim yani? Biz de burada çalışıyoruz. Bizim de burada işimiz var, gücümüz var. Adamlar A'dan Z'ye her şeyimizi ödüyorlar. Yani ben anlamadım gitti. Ben bu işi anlamadım. Benim babamın işinin çıkışını verip de neden tekrardan götürüp ta 5-6 saatlik yerde tekrardan git orada makineyi kur tekrar gel. Bu ne demek ya? Bu ne demek yani? Ben inanmıyorum Tural Bey babamın orada düşüp de kafasını kırdığını da kafasından kan aktığını da, ben bunlara inanmıyorum. Benim babamın başına orada bir iş getirdiler. Benim babam öldürülmüş olabilir. Ben inanmıyorum babamın burada bu şekilde öldüğüne ya. İstediklerini söylesinler. Çünkü ben hiçbir şey, biz hiçbir şey bilmiyoruz ailecek. Hiçbir şey görmedik. Ben babamın nasıl yüzünün şeklini görmedim. Kolunun bacağının kırık olduğunu görmedim. Belinin kırıldığını, ezik olduğunu görme, hiçbir şey görmedik ya. Yıkamışlar, kefenlemişler, göndermişler babamı. Ya biz böyle, ya benim babamdır ya. Can bu can ya. Can öldü gitti ya. Benim canım yani. Benim kanımdan, benim canımdan babamdı ya. Bunlar böyle insanın hayatını bu kadar aciz, insanları bu kadar değersiz gören insanlar. Ben kesinlikle bu adamın yanına kar bırakmayacağım bu işi. Bunu böyle bilin yani. Biz həmçinin buradan bizi izleyen media qurumları varsa da xahiş edirik ki, onlar da bu məsələni diqqətdə saxlasınlar və Gürsən xanımla əlaqə yarada bilərlər. Onlar o detalları, adları, isimləri hansı şirkətdir, onu da sizə verə bilər. Bu Azərbaycan mediasında səslənməsini xahiş edir Gürsən xanım. İzləyicilərimiz bizə yazırlar ki, kommentlərdə yazırlar ki, bəli, Azərbaycanda təəssüf ki, belə hallar rast gəlir və Azərbaycanda heç Azərbaycan vətəndaşlarının sığortası belə yoxdur ki, xarici vətəndaşların sığortasını olmazsa şübhə altındadır. Doğrudan da sizin dediyiniz şübhəli məqamlar var burada. Əvvəla ondan ibarət ki, ekspertiza otopsi qərarında onun bədəninin heç bir yerində zədə aldığı göstərilmir. Hayır, yazmıyor. Yalnız başında da aldığını göstərir. Bu da şübhəli məqamda. Əgər bu yıxılırsa bədəndən harasındasa, düşürsə yüksəklikdən harasındasa zədəli ola bilər. Amma bu yoxdur. Otopsidə də belə göstərilir. Və həmçinin bu işdən çıxarılıbsa və niyə iş yerində təzədən ölür bu? Bu da şübhəli və məqamdır. Siz Azərbaycanda səfirliklərə, konsulluğunuza müraciət etdiniz mi? Onlar nə söylədilər? Biz orada seferliğe de gittik. Seferliğinde sağ olsunlar yani çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Hiçbir yardımları dokunmadı. Tek bize dediler gidin bir avukat bulun. Biz gittik bir tane avukat bulduk. Türk bir avukat. Yani o adamın da bize söylediği, bu insanlarla uzlaşın, bu insanlarla anlaşın. Yani demek istiyor ki istediği, verdiği parayı alın, çıkın gelin bu konu kapansın. Ve biz bu parayı alacağız. Üzerine de bu Ali Bey'in bir sözcüsü var. Orhan diye bir tane adam. O adam bizi götürecek bir noterliğe. Biz bu noterlikte bu aldığımız parayı aldığımıza dair imza atacağız. Ondan sonra da bir daha da artık hiçbir talep, hiçbir şey hakkımız kalmayacakmış. Bunu kendi ağzıyla bize söyledi. Yani biz kesinlikle, ben böyle bir şey yapamam. Ben o paranın hiçbir kıymetine, hiçbir değeri yok benim için ya. Benim babamdan değerli başka ne var ya? Ben para için gitmedim oraya. Bu kadar şerefsiz, bu kadar adi insanlar ya. Lanet olsun bunların ülkesine de, lanet olsun bunların ayak tikintisine de, asfaltına da, her şeysine ya. Benim babam canım gitmiş. Ne yapayım ben parayı ya? Gürsen Hanım, Türkiye'ye döndükten sonra ilgili makamlara müracaat ettiniz mi? Başvurdunuz mu bu işle alakadar? Yoksa Murat hardan Bey, sana yardım aldınız mı? biz İstediniz mi? Türkiye'de de biz zaten Azerbaycan'a gitmeden önce biz zaten orada birkaç araştırma yaptık. Türkiye'den biz avukat götüremiyoruz. Keşifçi hiçbir şey götüremiyoruz. Çünkü olay Azerbaycan'da olmuştur diye. Yani benim bildiğim bu zaten bütün dünyada böyledir yani. Kaza nerede geçirilmişse zaten orada halloluyormuş herhalde o işe. Yani başka bir yerden bir şey götüremiyormuşsun. Tabii bu işin ucu paraya dayanır. Para verirsen her yerden de herkes gelir, o ayrı bir konu. Ya bizim ne evimiz var ne barkımız var doğru dürüst. Bizim bir babamız vardı. Bizim için çalışıyordu. İki tane kardeşim var Türkiye'de bekar. Annem. Onlar orada şimdi yalnız kaldılar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben bunu düşünüyorum. Ben yani babamın toprağın altına koyduğumuza bile inanmıyorum. Hala öldüğüne inanmıyorum. Hala yaşadığını biliyorum. Hala bizim için çalıştığını biliyorum yani. Bunlar için bu kadar kolay ama ki benim babamın bunlara yaptığı iyilikleri de söylemiyorum yani. Ben o iyilikleri de söylesem
Artık yerin dibine girsinler, çıkmasınlar oradan. Bu Ali Melem denen kişi. Söyleyebilirsiniz mesela, demek istediğiniz varsa diyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ben bu malumatları diğer medya qurumlarına da vereceğim. Ümid edirəm onlar da sizden əlaqə saxlayacaq. Bizim bir jurnalist dostumuz Dayanat Babayev yazır. Xeyr, İsveçrədə yaşayır Gürsən xanım, Avropada yaşayır. Ama kontakt qurub ondan əlaqə də yarada bilərsiniz. Yeniden müsahibə ala bilərsiniz. Detalları öyrənməyə çalışarsınız. Dayanat bəy, əgər izləyirsənsə bizi, onun bəzi otopsi məhkəmə qərarları var. Savcılıqdan qərarı var. Onu da götürüp araştıra bilirsin. Eğer hanıma yardımcı olabilsin, şad olarak, Ben minnettar olarak. onu da yaptım. Ben onu da gittim yaptım. Bir tane avukatı buldum. İsviçreli bir avukat, yabancı. Onun da bana söylediği tek şey o. Diyor ki kazayı Azerbaycan'da geçirdiği için diyor biz buradan bir şey yapamayacağız diyor yani. Tek dediği şey işte lanet olsun ya, ne diyeyim ya. Valla. Alsınlar Azer otoyollarını bir taraflarına şey yapsınlar. Ben ne diyeyim artık yani. Bu adamların yaptığı iş değil. Bu insanlara, adamlar yolda insanlara çarpıyor, geçiyor, gidiyor. Hiç insan canı mı var? Yerde mi yatıyor? Parça mı olmuş? Hiç umurlarında değil. Ben babamın kanını yerde bırakmayacağım. Bunu yine söylüyorum. Üstüne basa basa. Kalmayacak o adamın yanına yani. Parasıyla değil. Ben parasını istemiyorum onun. O orada işleyen bizim bir başka bir jurnalist dostumuz, arkadaş Dayanat Babayev sizinle kontakt kuracak. Size yazacak. O da sizden bazı malumatları öğrenecek. O Tamam olur. hazırda Azerbaycan'da yaşıyor ve o ilgili makamlara müracaat edebilecekti. Yayın bittikten sonra ben alakalandırırım sizi. Tanışarsınız. O Tamam. Azerbaycan'da yaşıyor. O şirket rehberlerinin, patronlarının ismini daha dəqiq tapa bilər, bula bilər ve məsələni daha geniş araştırabilir. Gürsən xanım, əlavə demək istedikleriniz var mı? Tural Bey, işte dediklerim bu kadar. Benim işte dediğim gibi Orhan dediğim kişi bu Ali Bey'in sözcüsü olur kendisi. Ali Bey kendisi muhatap olmuyor insanlarla. İnsanlarla muhatap olmadığı için de bir sözcüsü var yanında çalıştırdığı Orhan. O kişi bize söyledi. Dedi ki biz orada Kasım ayında biz oraya gittiğimizde babamın yerini görmeye orada bize söyledi 2-3 ay sonra dedi size dedi karar kesinleştirilmiş. Savcılıktan kesinleştirilmiş karar gelecek. Sonra benim erkek kardeşim bu Orhan Bey'le kontağa geçiyor ve Orhan Bey'in dediği artık yani bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bizim elimizdeki olan ne kağıtsa artık o kağıt demiş yani. Başka hiçbir şey gelmeyecek demiş. Benim buna çok canım sıkıldı. Yalan konuşuyorlar yani. Yalan söyledikleri bariz ortada. Her şey ortada. Yalan söylüyorlar. Benim babamı orada öldürtmüşler diye olabilir. Bizim aklımıza her şey geliyor. Bilmiyorum kardeşim. Ben bu işin peşini dediğim gibi bırakmayacağım. Ailecek bırakmayacağız yani. Tek ben değil. Sahipsiz sanıyorlar bizi. Benim amcalarım var, dayılarım var, halalarım, teyzelerim var hepsi yani. Bunların hepsi parayla değil mi kardeşim yani? Ben ne diyeyim şimdi yani? Parayla değil mi? Alırım bir tane buradan birisini tutarım. Götürürüm orada adamın kafasına. Şimdi böyle konuşturuyorlar beni. Konuşturuyorlar. Benim de erkek kardeşim var. Aslan gibi erkek kardeşim var arkamda yani. Arkamızda. Babamızın yerinde yani. O istese çeker şimdi alır başını gider bir şeyler yap başını belaya sokar. Parayla değil mi bu işler? Zaten Azerbaycan'da her şey parayla yürüyor. Rüşveti ver. Adamı öldürsen de tanımıyorum, görmedim, bilmiyorum deyip geçerler zaten. Bu böyle değil mi yani bu işler? Azerbaycan'da bu işler böyle yürüyormuş. Biz de gidince öğrendik bir hafta içinde. Gülşen Hanım, teşekkür ederim bize müsabe verdiğiniz için. Sizi anlayırız. Başınız bir daha sağ olsun. Allah Başınız sağ razı olsun olsun. Tural Bey, sağ olasın. Azerbaycan'da yaşayan bizim jurnalist arkadaşlar size daha detaylı yardımcı olmaya çalışacak. Orada WhatsApp numarasını da yazdı bizim arkadaş. Onunla ona yazarsınız ya, o size yazacak ve Azerbaycan'da o isimleri araştıracak. Biz Eğer Ali Bey'in soy ismini bilmiyoruz yani. Şimdi komik olan budur yani. Adamı araştıralım, soruşturalım. Soy ismini de bilmiyoruz.
ki bulamadı yani. Şirket ismiyle, şirket ismiyle ama bazı belgelerde şirketin ismi var. Oradan belki de bulmak olar. Ümid eləyək ki atanızın, əgər atanız yani bədbəxt bir təsadüf hadisədən vəfat edibsə, Allah rəhmət eləsin. Amma həqiqətən də şübhəli məqamlar var. Öldürülmə və qəsd şübhəsi varsa, ümid edək ki, onun günahkarları cəzalandırılacaq. İnşallah. Amma Ben bunun için Azərbaycanda hep dua ediyorum zaten Tural Bey. Her akşam dua ediyoruz zaten biz bunun için. Bunlar şey kendileri söylüyorlar, bahsediyorlar, diyorlar işte Allah'tan başlıyorlar, kitaptan giriyorlar. Allah bilmem nedir, şudur budur tapıyorlar ama böyle işlere geldim mi yalanın en güzelini, en düzünü de söylüyorlar yani. Çok da güzel yalan konuşabiliyorlar insanın gözünün içine baka baka. Böyle kolay değil. Benim babamın canı ucuz değil bu kadar. Allah rahmet eylesin. İlham Aliyev'e sesleniyorum. Buradan duysun beni. Duysun Hüseyin Göze Türk vatandaşıdır. Harici vatandaştır. Böyle bir haksızlığa nasıl uğramış? Böyle bir şey nasıl yapmış bu Ali Melem denen kişi? O kadar söylüyorlar İlham Aliyev o şey vicdanlı bir insandır. Kalpli bir insandır. Her şeyi şey yapar, vicdanına göre hareket eder. Duysun sesimi. Sessiz kalmasın bu işe. Ha. Teşekkür ederim Gürsen Hanım. Ben teşekkür ederim Tural Bey. Çok Teşekkür sağ olun. ederim. Allah razı olsun beni canlı yayına kattırdığınız, yardım ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sesimi inşallah duyan duymuştur. İlgili makamlardan rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Bu işin peşini bırakmayın. Yardımcı olun bize ne olursunuz. Allah rızası için. Babamızın kanını yerde bırakmak istemiyoruz. Bu insanlara böyle şey yapmak istemiyoruz kesinlikle. Yanlarına kar kalsın istemiyoruz. Tamam. Aziz izleyiciler, siz de izlediniz ve ümid edirik ilgili məqamlar ve jurnalistler bu işle bağlı araştırma aparacak ve Gürsən Hanım'a yardımcı olmaya çalışacak. En azından onun biraz ruhen sakitlik tapa bilər. Bir daha izlediğiniz için teşekkür ederim. Geceniz hayırlı olsun. Teşekkür Sağ olun. ederim. Sağ olun. İyi akşamlar Tural Bey.